Fatih döneminden miras kalmış Kütahya'ya. Kütahya'da bu sanata ilgi hiç azalmamış. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden günümüze dek süre gelmiş. Kütahya'da pek çok çini atölyesi var. Bu atölyelerde çalışanlar adeta bir nakkaşlar ordusu gibi. Fazla sabır. Her bir yaprağı, çiçeği, atması, lalesi, karanfili, gülü tek tek düşünülerek çiziliyor. İçinden gelerek çiziliyor. Her bir yaprağı nereye koyacağını hayal etmek, düşünmek hakikaten sabır işi. Evet, çini sabır demek. Sabırlı insan işi demek. Tamam Şimdi biz tabii ki ömür boyu çırağız. İlmin sonu yok efendim. Ona da şöyle bir açıklama yapayım. Hat sanatını öğreten birisi talebesine hat öğretiyor. Ama talebesi her getirdiğinde ustası olmamış diyor. Olmamış. Ta sonunda bir gün ustasını daldırıp ustasına hat yazdırıyor. Bir gün ustasını unutturup ustasının yazdığı hattı götürüyor ona. Diyor ki ustam olmuş mu? Hayır diyor, olmamış. Halbuki sen ustası kendi yazdı. Diyor ki be ustam sen yazdın bunu. Sen de yazsan olmadı diyor. Ben de yazsam olmadı. Yüzyıllardır bu yazılıyor. Olmadı. Yani ilimde ve sanatta son nokta yoktur efendim. Acizane mücadele etmeye çalışıyoruz. Biz ustamızdan aldığımız terbiyeyi, sanatı, ruh halini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Kütahya'da çini çamur karışımında 5 cins toprak kullanılıyor. Havuzda karışan toprak iri tanelerden arındırılıp dinlenmeye bırakılıyor. Artık ele gelen hiçbir pürüzü kalmayan çamuru iyice yoğurmak gerek. Tohumların büyüklüğüne göre kesilip çarka gidiyor.
Bu uzun bir yolculuk gibi gelse de daha yol çok uzun. Usta dünyaca ünlü Çinli virtüözü. Virtüöz çünkü Çin'e bir nefes, bir anlam katıyor. Çin'deki tarihsel çizgileri günümüze uyarlıyor diyebiliriz. Benim çocukluğumda Yenimahalle diye bir semtimiz vardı ve benim orada halam vardı. Avanozlu Mehmet isminde bir tornacı usta vardı. Avanozlu Mehmet demek, sonra anladım ki Avanoz'dan Kütahya'ya gelip yerleşmiş bir usta. O çanak çömlekler yaparken, biz de top oynarken o aralığın çıkmaz aralıkta çamurlarla oyunu işini çok dikkat ediyordum. Seviyordum adamcağızın böyle çalışmalarını. Sonra işte okul yıllarından sonra arkeolojiye de biraz merakımız var, tarihi eser. Zaten Kütahya'nın her tarafı ölen yerleri ve bilhassa da natürel doğal zenginliği var. Doğanın kendi içerisinde olan zenginlik var. Orman olsun, dere, su. Ayrıca da Kütahya'daki bir yaşam tarzında, bilhassa benim çocukluğum döneminde Kütahya Çinliciliğinde burada bir ime var, kendi ruhu var. Mahalle aralarında kadınlar oturur, bunu çizerler, boyarlar. Zaman içinde de Çinliciliğe yavaş yavaş merakım olduğunu hissetmeye başladım ama o zamanlar Çinici değildim. Ben biliyor musunuz Çinici'de askerden sonra başladığımı? Ve şirketin işi biterken de ilk önce küçücük bir dükkan açtım. Çinli dükkanı. Fakat o dönemlerde baktım ki ustalara ve atölyelere hem sermayem yetmiyor, hem gücüm yetişmiyor onlara. Bir de çizdiğim formları veya değişik şeyleri onlara yaptıramadım. Alışılmışım dışına çıkmıyorlar ustalar. Bir de onlara vereceğim sipariş, adet ve formlar çok az ve onları doyurmaya kifayetsiz geliyordu. Tabi bunları ben sonra özümledim.